aynen ecdadımızın Ergenekon destanında anlatıldığı gibi demir dağları eritip yeni bir dünyaya yürüme serüvenine bir anlamda benziyor Kızıl Elma. Artık bizler takipçi değil, geleceğin oyun kurucusu olacak şekilde semalarımızda hür ve bağımsız olarak yolumuza devam edeceğimizin müjdesini veriyor Kızıl Elma. Yerli ve milli teknolojilerle gücüne güç katmaya devam eden Türkiye Cumhuriyeti, savunma sanayiinde yaptığı üretimlerle tüm dünyayı kendisine hayran bırakmaya ve Türk düşmanlarını korkutmaya aralıksız bir şekilde devam ediyor. Ülkemizin savunma sanayi sektöründe ürettiği teknolojiler karşısında çaresizlik içerisinde arayışa giren Batı devletleri ise hain planlarını açığa çıkarttı. Türkiye'nin yeni nesil teknolojilerini ve başta SİHA programını sabote etmek, Türkiye'yi durdurmak ve çökertmek için harekete geçen Amerika Birleşik Devletleri'nin planı ortaya çıktı. Türkiye'nin SİHA üretimine ve satışına yasak getirme fikri ortaya atıldı. Amerika Birleşik Devletleri'nde oldukça önemli bir yere sahip olan uzman isim Michael Rubin, Türkiye'nin SİHA üretimi konusunda dünyadaki diğer devletleri geride bırakmaya başladığı, uygulanan ambargo ve yaptırımların Türkiye Cumhuriyeti'ni durdurmak yerine tökezletmeyi bile başaramadığını, savunma sanayine karşı bir karalama kampanyası başlatılmasını ve Baykar Makine başta olmak üzere diğer Türk firmalarına tarihte görülmemiş derecede ağır yaptırımlar uygulanarak Türkiye'nin SİHA satışına yasak getirilmesini teklif etti. Türkiye ile alakalı analizleriyle tanınan Michael Rubin, şimdi de yerli ve milli imkanlarla üretilen silahlı insansız hava aracı sektörüne karşı harekete geçti. Ukrayna'nın ötesini düşünün, Türkiye'nin SİHA ihracatı büyük bir tehdit başlığını kullanan Michael Rubin, Türkiye'de üretilen SİHA'ların Afrika'dan Kafkasya'ya, Libya'ya kadar sınır ötesi birçok noktada varlık gösterdiğini vurguladı ve Beyaz Saray'la ABD Kongresi'ne seslendi. Türkiye'nin hava aracı ihracatının yol açtığı istikrarsızlığı görmenin ve Türkiye'nin savunma sanayini yaptırıma uğratmanın vakti geldi diyen uzman isim, Türk SİHA'larına karşı açıkça bir karalama kampanyası başlattı ve Türkiye'nin ürettiği SİHA'larla dünya çapında adından söz ettiren Baykar Makine ve TUSAŞ gibi kuruluşlarına daha önce eşi benzeri görülmeyecek derecede ağır yaptırımların ve ambargoların uygulanması için Amerikan hükümetine çağrıda bulundu. Amerikalı isim, Türk yetkililer 2022'de 4 milyar dolarlık satış elde etmeyi öngördükleri savunma sanayileriyle gurur duyuyorlar. 2023 yılını ise savunma sanayinde bir dönüm noktası yapmaya hazırlanıyorlar. Bizse elimiz kolumuz bağlı şekilde bekliyoruz. Türkiye'ye görülmemiş derecede ağır ambargo ve yaptırımların uygulanmasının vakti geldi de geçiyor diyen Amerikalı isim, Türkiye'nin SİHA üretiminin bir şekilde baltalanması gerektiğini ve Türkiye'nin üretim yaptığı SİHA'ların satışının da bir şekilde engellenmesi ve yasaklanması gerektiğini düşünüyor. Türk savunma sanayi sektörü ise yoluna aralıksız bir şekilde devam etmekte. Ürettiğimiz İHA'lar, SİHA'lar, TİHA'lar tüm dünyayı kendisine hayran bırakıyor. Özellikle Bayraktar TB2. Bayraktar TB2, son yaşanan Rusya-Ukrayna Savaşı ile birlikte dünyanın en popüler silahlı insansız hava aracı platformu haline gelmişti. Düşündüğümüz zaman gökyüzünde görev yapma potansiyeli bulunan 200 adet Bayraktar Kızıl Elma ve Anka 3 insansız savaş uçaklarının envanterde olduğu bir gelecekte Türk Hava Kuvvetleri'nin ne kadar güçlü bir pozisyonda olacağını hayal etmek bile güç. İnşallah milli mühendislik çabalarımızla
milli mühendis kadrolarımızın emekleriyle bu hayal gerçeğe dönüşecek ve Türkiye Cumhuriyeti gökyüzünde yenilmezlik noktasına kadar ulaşacak. Tüm dünya Amerika Birleşik Devletleri'nin uyguladığı ambargoların çok yanlış olduğunu ve Türkiye'yi kendi elleriyle bir süper güç haline getirmeye başladığını kabul etmeye başladı. Ne diyelim? Teşekkür ederiz. İyi ki bu ambargoları uyguladınız. İyi ki bize F-35'i vermediniz. Bizim bu sayede şimdi Hürjet'imiz, Hürkuş'umuz, Kızıl Elma'mız var. Anka 3'ümüz yolda geliyor. Akıncımız, Aksungur'umuz, TB2'miz, Anka'mız var. Ve daha niceleri geliyor. Çok teşekkür ediyoruz. Bize satmadığınız her şey için teşekkür ediyoruz. Sayenizde bugün Altay tanklarımız, zırhlı araçlarımız, milli askeri uydularımız, milli uzay motorlarımız var. Sayenizde bugün istif sınıfı fırkateynlerimiz, ada sınıfı korvetlerimiz, reis sınıfı denizaltılarımız var. Sayenizde bugün biz yerli motor seçeneklerinde 1001 çeşit üretime geçmiş durumda ve hiçbir ambargo ve yaptırıma maruz kalmayacak teknolojileri üretebilir hale geldik. Hepinize teşekkür ediyoruz. 2021 yılında Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından savunma ve havacılık sektörlerinde ihracat lideri olduğu açıklanan Baykar Makina, 2022 yılında ise 18 farklı ülkeye 1 milyar dolardan fazla ihracat gerçekleştirdi. Ayrıca Baykar'ın 2022'de imzaladığı sözleşmelerin %98'ini ihracat anlaşmaları oluşturdu. Baykar, 2022 yılı itibarıyla Bayraktar TB2 SİHA'lar için 26 ülkeyle, Bayraktar Akıncı TİHA içinse 5 ülkeyle ihracat sözleşmesi imzaladı. Bayraktar Kızıl Elma insansız savaş uçağının da aynı yolu takip ederek envantere girip operasyonlarda aktif olarak kullanılmasının ardından geniş çapta yurt dışına ihraç edilmesi ve Türk savunma sanayinin ihracat gelirlerini katlayarak arttırması hedefleniyor diyelim. Allah yapandan, yaptırandan, destekleyenden, çalışanından razı olsun diyoruz. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kanala abone olmayı, bildirimlerinizi açık duruma getirerek yüklenen videolardan anında haberdar olmayı, bu tarz videoları beğeniyor ve devam etmesini istiyorsanız katıl butonu üzerinden bizlere destek olmayı lütfen unutmayın arkadaşlar.